kahvemizi içelim. Merhabayın dostlar. Apple Watch geldi. Nike Plus Seri 2. Nike Plus Edition. Sizlerle beraber hemen bir kutu açılım yapalım isterim. Böyle ben şeyden Apple Store'un resmi sitesinden 14 Ekim'de açıldığında vermiştim siparişi. 7-14 Kasım teslim aralığı olarak verilmişti. Bugün 8 Kasım elime ulaştı. Evet, sizlerle beraber şöyle, arkadaşım biraz da yakınlaştırabilirse. Şöyle bir açalım bakalım nasıl bir şey çıkacak. Siyah kutu gelmesi lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Apple Watch Nike Plus versiyonuna özel siyah kutuyla geliyor. Diğer kutular bildiğim kadarıyla beyaz kutularla geliyor. Bunu şimdilik kaldırıyorum. Evet dostlar, siyah kutu dedim. Aynı zamanda siyah kutuyla beraber jelatin olayında da buna vakumlu jelatine dönmüşler. Yani bunda mı öyle bilmiyorum. Hatırlarsınız yeni iPhone 7'lerde ve Apple Watch'ların diğer versiyonlarında hemen böyle jelatin şöyle çıt diye açıyorsunuz. Evet, kutuyu kaldırdığımızda gördüğünüz gibi öncelikle böyle kullanma talimatları bizleri karşılıyor. Kullanma talimatlarının içinde neler var derseniz her zaman böyle şey yapardık. Apple Watch Nike Plus Edition nasıl kullanıldığına dair hızlı kullanma kılavuzu gibi talimatı gibi bir şey çıkıyor. Bunu kenara koyuyorum. Ondan sonra böyle bir şey çıkıyor. Bu nedir? Bakalım. Yine garanti belgesi diye yazıyor. Onu da şöyle koyalım. Evet, şöyle göreceğiniz gibi normalde uzun bir kayışla kordonla geliyor. Bir tane de bileğinizi ayarlamanız için kısa bir kordonu var. Onları da şöyle koyalım. Şimdilik. Sonra bunları şöyle kaldıralım. Evet, gördüğünüz gibi Apple Watch Series 2 yani ikinci seri Nike Plus versiyonu. Onun altında bir tane, iyi güzel, teşekkürler. Onun altında bir tane şarj kablosu var. Bu önceden uzun geliyordu şarj kablosu. Şimdi biraz daha kısa gelmiş. Ve birinci nesil Apple Watch'larda olmayan bir şey. Önceden şarj adaptörü gelmiyordu. Şimdi artık o da geliyor. Bu da güzel bir şey. Yani iPhone'la beraber aynı anda şarj edebilmek için. Evet, şöyle. Evet, şimdi Apple Watch Nike Plus Edition'la şöyle bir bakalım, sizlerle beraber açalım. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle bir jelatini var. Onu açıyorum. Şurasını da şöyle kaldıralım. Evet. Başka da bir jelatini yok. Özellikle bu Volt rengi deniyor buna. Volt rengi bir kayış, kordon neyse işte onunla beraber geliyor. Çok da hoş gözüküyor. Ben özellikle bu rengi istemiştim. Bu aralar spora da merak sardığımızdan dolayı bir spor saatimizde, spor akıllı fitness saatimizde olmuş oldu dostlar. Şimdi bununla ilgili detaylı incelemeler yapacağım ben size. Özellikle uygulamalar olsun. Ama birkaç şey söyleyeyim. Mesela ben bunu artık kolumdan hiç çıkartmayacağım. Yani duş alırken, elimi yıkarken veya havuza girdiğimde falan kolumdan çıkartmayacağım. Bu bir aynı zamanda hani günlük yaşantıda bir test de olacak aynı zamanda. 2 metre kablo geliyordu. Artık daha kısa kablo geliyor. Onu da belirtmiş olayım. Evet, Xiaomi Mi Band 2 kullanıyordum ben. Biliyorsunuz daha önce incelemesini yapmıştım. Şimdi neden Apple Watch'a döndüm? Öncelikle Apple Watch'ın birinci serisinde şarjı çok az gidiyordu. Çok yavaştı ve iPhone'suz neredeyse hiçbir iş yapmıyordu. Su geçirmesin diye de sürekli kolunuzdan çıkartmanız gerekiyordu. Şimdi bu seri 2 ile beraber öncelikle su geçirmeme özelliği geldi. Şarjı biraz daha iyi gidiyor. Onun haricinde en önemli özelliği Apple Watch'tan iPhone'dan bağımsız olarak dahili GPS'i olmasından dolayı mesela dışarıda bir koşu aktivitesi veya GPS'le çalışan uygulamalarda kullanabiliyorsunuz. Peki dostlar, Apple Watch'un bir önceki Apple Watch seri 2'nin bir önceki Apple Watch seri 1 ile alakalı arasındaki en büyük farklardan bahsedelim. En büyük yenilik dahili GPS'inin olması, iki katı kadar daha parlak olan yani 1000 nitlik bir ekranı var. Bunların hepsini eşleştirmede falan göstereceğim size. S2 işlemcisi sayesinde yaklaşık iki kata kadar hızlı hızlanma var, grafik hızlanması var. Suya dayanıklı olması tabii birinci seriyle arasındaki en büyük farklardan. Bir tanesi yeni hoparlörü, bu hoparlör
sudan çıktığınızda içinde kalan suyu dışarı atacak derecede güçlü bir hoparlör. Daha sert titreşim veren haptic engine motoru var. Daha biraz daha güçlendirilmiş. İyileştirilen pil süresi ve tabii Nike özel diğer saatlerde bulunmayan Nike Plus saat arayüzleri bulunuyor. Ve şarj adaptörü dediğim gibi birinci serilerde yoktu. İkinci serilerde var. Daha detaylı incelemeleri ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Şimdi sizler için bir kutu açılımı yapmış olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere.